Dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar sitesine bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırının ardından enkazda yapılan incelemede mahalle bekçisi İbrahim Keten'in de şehit olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik bugün Şanlıurfa'ya gitti. Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne giderek beraberindekilerle inceleme yapan bakanlar, daha sonra olayla ilgili Vali Güngör Azim Tuna ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan bilgi aldı. Daha sonra Bakan Bozdağ Adliye Sarayı önünde bir basın toplantısı düzenledi. Şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Terör saldırılarının amacının çok net olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ şunları kaydetti. Türkiye'nin terörle mücadelesi dün olduğu gibi bugün de yarın da bugünden daha etkili, daha kararlı bir şekilde süreceğinden kimsenin endişesi olmamalıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik ise incelemede bulunduktan sonra Adliye Sarayı önünde açıklama yaptı. Tabii bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi bir yönüyle doğru ama aslında İnsanlığa dönük bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve eğer Türkiye'de ve bölgemizde halen bu canilerin ne yapmak istediklerini görmeyenler varsa, hissetmeyenler varsa, Viranşehir'deki şu acı tabloyu gelip görmelerini ve bu canilerin ne yapmak istediklerini onların da hissedecekleri inancı içerisindeyim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çok elimdir ki bir kediye süt verebilmek için ailesinden ayrılan ve apartman boşluğuna gelen 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak şehit olmuştur. Ve yine emniyet bekçimiz İbrahim Kete de şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bakan Soylu insanların hayatına kasteden cani bir örgütün ortaya koyduğu bir olayla karşı karşıya bulunulduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. Millet emin olsun ki bunları nerede olursa olsun bu menfur olayları gerçekleştirenler bu canileri buluyor ve cezasını veriyoruz. Şu tabloyu gördükten sonra yani direkt masum insanların hayatına kastetmeye yönelik bir tabloyu gördükten sonra elbette ki hiçbir vicdan bunların cezasız bırakılmasını kabul edemez. Bu kadar açık ve nettir. Onun için burada bu kararlılığı aynı iradeyle devam ettireceğimizi ifade ediyoruz. Öte yandan bir kediye süt verebilmek için apartman boşluğuna geldiği sırada patlamada şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Ha, gelsin yanına gelsin. Gelsin. Çocuğunun cenazesini almaya gelen anne Mukaddes Günak, oğlum cennetlik, onlar kendini düşünsün, ben şehit verdim dedi. Allah belalarını versin, onun da çocukları bizim gibi olsun inşallah. Ben pişman değilim, ben şehit verdim, şehit. Şehit verdim ha. Ben şehit verdim. Ha, o cennetliktir ha, onlar kendini düşünsün, onlar kendini düşünsün. Onlar desin, ben şehit annesiyim. Günak oğlunun cenazesinin çıkarılışı sırasında fenalık geçirdi. Günak'ın cenazesini alan aile Merkez Haliliye ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda defin işlemleri için götürdü.